Koronavirüsle mücadelede son durum ne? mRNA aşıları gençleştiriyor mu? Depresyon, beslenme ve uyku arasında nasıl bir ilişki var? Karaciğer mi beli, bel mi karaciğeri yağlandırıyor? Hayatın senin elinde başlıyor. Hayatın senin elinde başladı efendim. Yeni dönemde yepyeni başlıklarla karşınızdayız ama ana konumuz COVID-19 olmayı sürdürüyor. Hocam merhaba. Merhaba. Son derece önemli bir süreçteyiz. Bilim kurulunun toplantısı sürüyor. Her an canlı yayında Fahrettin Koca, Fahrettin Koca Bakan açıklama yapabilir. Çünkü bilim kurulu toplantısının ardından PCR testinin kapsamı genişletilebilir mi? BioNTech'te 3. doz ne zaman olur, bu soruların yanıtlarının gelmesi beklenmekte. Milliyetin Bakanlığı PCR testine kapsamı genişletildi haberini de bugün aldık ve son rakamları da söyleyip neredeyiz diye size soracağım. Zira 248 can kaybımız var efendim, ne yazık ki. 28.224 vaka sayısına gelindi. Test olarak da 341.004 test yapıldı son 24 saatte. Geldiğimiz nokta budur efendim. Ve neredeyiz diye soracağım hemen hocam. Ekim'e nasıl çıkacağız? Eylül 2021 itibariyle Nisan 2021'i aratır noktada mıyız? Salgınla mücadelede neredeyiz Türkiye olarak? Ya, ürkütücü bir noktadayız. Bu rakamlara bakınca aklı başında herkes, işin uzmanı olmaya gerek yok. Sahada iyi bir maçın olmadığı çok net. 18 aylık bir süreç içinde, pandemide 18. aydayız. Ve az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bir de baktık, bir hafta boyu yol gitmişiz. Nisan ayında konuştuğumuz rakamları bugün yeniden konuşuyoruz. Mayıs'ın sonu, Haziran'ın ortalarında gördüğümüz günlük 1-1,5 milyonluk aşılama rakamlarını görünce hepimiz, bizim bu sonbahar bizim için ilkbahar olacak demiştik. Ama daha sonbahar gelmeden kışın ucu göründü. Bırakın ilkbaharı, daha sonbahar başındayız, ilk ayındayız, ilk 15'indeyiz ama kış gibi geliyor. Rakamlar ürkütüyor çünkü biliyorsunuz biz 3. dalga pikini Nisan ayında yaşamıştık. Nisan 2021'de en yüksek kayıplarımız, en yüksek vaka rakamlarımız o aydı. Ama bugün bu ay itibariyle görünen o ki Nisan 2021'i de geçeceğimiz bir rakama doğru koşa koşa gidiyoruz. 300'leri bulan günlük kayıplar, 30 bine yaklaşan günlük vaka sayıları durumun işte iyi olmadığını gösteriyor. Onun için eskilerin tabiriyle şapkamızı önümüze alıp yeni bir yol haritası, yeni bir silkinme, yeni bir kendimize gelip ipin ucunu yeniden yakalamak için bir harekete geçme zamanı. Salgınla yeniden savaş başlamak. Evet. Hepimizin ciddiye alması gerekiyor, değil mi? İşin ucunu hiçbir şekilde bireysel olarak da bırakmamamız lazım. Belki de salgınla yeniden savaş için cephanemize, stratejimize yeniden bakmak lazım. Bunun için de ne yapmak lazım? Yani ilk 10 desem öneri ne gelir sizden? Şimdi Melda Hanım, birincisi tabii aşılama hızımızı çok süratle arttırmamız lazım. Bu hızla bu yol alınmaz. Bu kaplumbağa hızı bize ceylan hızı lazım, tavşan hızı lazım, çok hızlı koşmamız lazım. Günlük aşılama 750 bin, 1 milyon arasında değişmeli. 1 milyon hedeflenmeli. Açtığı zaman sevinmeliyiz ki biz bir an önce hala çok düşük olarak kabul etmemiz gereken toplam 2 aşılı vatandaş sayımızı arttırabilirim ve toplumdaki genel bağışıklama oranını %85'in üzerine çıkaralım. Bir de daha kötü bir şey var, daha ikinci sorun. İki kez Sinovac yapılmış olanlar böyle biz kaplumbağasıyla geçince ikinci Sinovac'ını yaptıranların üzerinden 6 ile 8 ay çoktan geçti. Dolayısıyla onlar için de bir üçüncü aşılama zamanı geldi. Orada da yavaşız. Şu anda 65 yaş üstü biliyorsunuz en çok aşıya sağ olsun itibar eden gruptu. Ama 65 yaş üstü iki Sinovac olanların sayısal rakamları 5 milyonun üstünde ve bunların çoğu 1-2 ay içinde bağışıklıkları bitmiş olacak. Dolayısıyla onlara bir üçüncü BioNTech aşısının veya üçüncü bir Sinovac aşısının yapılması gerekiyor. Orada da hala
stratejiyi ne olduğunu bilmiyoruz ama Sayın Bakan herhalde bugün biraz açıklama yapacak. Açıklama yapacak. Önemli bir üçüncü problemimiz çocuklarımız okullarımızın açılması. Müteşekkiriz. Yeni bakan, eski bakanla beraber çalışan mutlaka gidenin de bir teşekkürle anılması gerekir. Benim beğendiğim bir bakan, giden bakan da ama bu yeni bakanla birlikte biraz daha aktivite arttı gibi görünüyor. Kararlar netleşti, okullar açıldı. Cumhurbaşkanımızın da bana çok büyük bir desteği oldu sağ olsun. Tamam ama çocukların aşılanması konusunda da Osman Hoca 15 Temmuz'dan beri yazıyor, çiziyor, söylüyor ama herkes kulağının arkasına attı. Nihayet aklımıza geldi. Okullar açıldıktan sonra 15 yaştan 12 yaşa indirdik. Aslında bizim bunu 15 Temmuz'a falan indirmemiz, çocuklarımıza 1 veya 2 aşıyı yapmamız. Çünkü çocuklarda bir BioNTech bile yeterli kabul edilebiliyor çoğu uzman tarafından. Bana göre de muhtemelen yeterli olabilir. Orada da geç kaldık. Bırakalım çocukları 4, öğretmenler aşılanmamış. İnanmak mümkün değil. İnanmak mümkün değil. Yani bir rakam gördüm, İstanbul için vermiş bir rakam. İstanbul Valiliği'nin açıklaması. Bu arada belirteyim, İstanbul'da çok hızlı ve dikkatli çalışan bir valilik ve sağlık müdürlüğü organizasyonu var. Müteşekkiriz. İstanbul'da servis şoförlerinin Melda Hanım %94 aşılanmış ama öğretmenlerde rakam %80. İnanmak mümkün değil. Yani benim çocuğumu, kızımı, oğlumu, torunumu, yeğenimi neyse karşısına alan öğretmen sınıfta onunla 45 dakika kalacak ama aşısız olacak. Kabul edilebilir bir şey midir bu? Kimdir bu öğretmenler ve niçin hala aşılamıyorlar? Şimdi bakanlık dedi ki biz öğretmenler aşısızsa haftada 2 PCR testi. Evet. Peki o zaman PCR testi sayısının 300 bin değil 600 bin olması lazım. Aşısız öğretmen sayısı 300 bin civarında deniyor. Niye 300 binlerde? Demek ki öğretmenler PCR testi falan yaptırmıyorlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı... Onun denetimi de çok önemli. Tabii ki. Yani zorunlu da filan yetmek demek yetmiyor. Getirecek, getirmesi okuldan içeri sokmayacaksınız öğretmenin. Hiçbir çaresi yok. Eskoluyla kontrol edeceksiniz. Bir hafta süreli iki defa getirmedi, anlaşmasını iptal edeceksiniz. Çünkü can her şeyden önemli. Ve aşılanmak bir vatandaşlık görevi. Çünkü benim çocuğuma karşı da bir görevi o öğretmenin sadece kendi canı için değil. Ailelerin emanet ettikleri, kendilerine emanet ettikleri o küçük minik canlar için de önemli. Başka nerede sıkıntımız var? Vatandaşların biraz bu ipin ucunu kaçırdığı, çok gevşettiği anlaşılıyor. Neredeyse kimse maske takmıyor. Bilelim ki kapanma olmayacak. Bilelim ki okulları kapatmayacağız. O zaman ne yapacağız? Bilelim ki biz bu aşılanmamakta ısrar eden, tedbir almamakta ısrar eden, maskesiz dolaşmakta ısrar edenlerin peşlerini bırakmayacağız, uyaracağız. Sadece biz uyarmayacağız. Devlet hemen bugün, yarın acil tedbir belki açıklar biraz sonra Sayın Bakan alacak ve bunlarla ilgili yeni yaptırımları devreye sokacağız. Çünkü aşı bilet Melda Hanım. Aşı hayata tutunmak için bir bilet. Aşı çocuklarımızın okulda kalması için bir bilet. Aşı ekonomimizin kurtulması için, ayakta kalması için bir bilet. Aşı eğlenmemiz için, gezmemiz için, dolaşmamız için, restoranlara, kafelere gidebilmemiz, sinemalara, tiyatrolara yeniden merhaba diyebilmemiz için bir bilet. Ve bu bileti, daha doğrusu bu emniyet kemerini kullanmamak saflığını artık herkesin bırakması lazım. Kesinlikle. Son derece kritik bir noktadayız. Hepsi gerçekleşmeli ve sessiz vakaları da yakalamalıyız böyle ihtiyar testlerinde. Bir de belki habersiz sessiz vakalar var. Bir de bilinçli sessiz vakalar olduğuna dair de hepimiz yaşarken çok doğru bir noktaya temas tanıklık ediyoruz. Tabii. Şimdi baştan beri hep söylediğimiz şey şu. Biz semptomlulara test yapıyoruz. Bu doğru değil. Çünkü semptomlu hale geldikten sonra semptomlu bir kişi son önceki 3-4 gün itibaren bulaştırmaya başlamış oluyor büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla tarama yaparak asemptomatik dediğimiz belirti vermeyen ama virüsü taşıma durumunda olan kişileri yakalayabilmek için bugünlerde biraz daha yoğun çaba göstermemiz lazım. Özellikle bunların okullarda, iş yerlerinde, AVM'lerde, kalabalık alanlarda, kalabalık ve kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında bu taramaların ben ısrar ediyorum yapılması zorunlu ve gerekli. Bir başka sorun da başlangıçtaki temaslı takip sisteminde de gevşeme var. Filyasyon. Çok net söylüyorum var. Kim ne derse desin. Net olarak altını çiziyorum, filyasyon işi çökmedi ama zayıfladı. Ve vatandaşlar da bunun zayıflaması için ellerinden gelen, üzülerek söylüyorum, her türlü dikkatsizliği, hile demeye dilim varmıyor, gösteriyorlar. Ben çok insan biliyorum, PCR pozitif çıkmış,
Kimlerle temas ettiniz? Hiç kimseyle bu ara görüşmedim diyor. Çünkü görüştüğünü söylerse iş yerindeki birçok arkadaşı veya 14 gün kapanmaya almak zorunda. Dolayısıyla bu alanın da yeniden bir yüklenmeye gitmesi lazım. Özeti şudur, hep beraber yeniden ve baştan bir savaşsa savaş, mücadele ise mücadele adına ne dersek onun olması lazım. Son bir şey daha söylemek istiyorum. İlk günlerden beri klasik medyanın, televizyonun, gazetelerin sevilen, güvenilen, toplumsal olarak liderliği ve rehberliği tartışmasız olarak kabul edilen kişilere açılarak aşılamanın hızlandırılmasını söylemiştim. Şimdi bu aşı karşıtlığına bir şey diyemiyorum. Aşı karşıtlığı olanları saygıyla karşılıyorum. Herkesin vücudu kendine ait ama aşı karşıtlığını başkalarına ayartma yönünde kullanmalarını kabul edilebilir bulmuyorum. Provokasyon malzemesi evet, yapma. Evet, kesinlikle. İki, aşı karşıtlığını yayarak aşısızların sayısını artırma çabalarını asla onaylamıyorum. Hele bunlar sağlıklıysa süratle uyarılmaları gerektiğini, mesleklerini geçici olarak men dahil her türlü tedbirin alınması gerektiğinin bir noktada olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bir şey daha, sosyal medya çok etkili. Aşı karşıtlarının en çok kullandığı alanda sosyal medya. O zaman bizim hemen acilen hiçbir vakit geçirmeden sosyal medyayı kullanmamız lazım. Nasıl kullanmamız lazım? Yangında çok güzel, çok başarılı işler yapan arkadaşlarımız oldu. Bunları hepimiz biliyoruz. O arkadaşlarımızı, kimler onlar? Şahan Gökbakar. Haluk Levent. Evet. Bunları ve... Çok isim var değerli. Evet, Cem Yılmaz. Hepsini sosyal medyada da kullanmamız lazım. Takipçileri var bunların, milyonlarca. Şahan Gökbakar'ın bugün yine evet, espriye vurarak olayı... İronik şeyler yapıyor, çok doğru. Bakın diyor, aşımı yaptırdım diyor. Mi? Şu anda ikinci kafam da çıktı diyor. Biraz sonra kolum molum da 3'e 4'e çıkabilir diyor. Kulaklar çıkmaya başladı, evet, hissediyorum. Evet. Yani bu, bunu daha bence Şahan kibarlığından ölçülü yapıyor. Bunu bence ironik hale getirmekten ziyade bir uyarı olarak da yapmak lazım sosyal medyada ve daha çok sosyal medyayı kullanmamız evet, lazım. Çünkü dediğiniz gibi o kanaldan iş yapıyor. Çok büyük bir kanal. Çok net. Muazzam bir kanal. Aşıyla ilgili çok soru var. Yani yüz yüze sorusuna, 1,5 yıldan sonra okullar açılınca anne babalar olarak hepimizin aklına gelen sorular var. 65 yaş üstünde çok sorusu var. Onlara adım adım gidelim. Memnuniyetle. Sosyal medyaya da bakacağımıza Osman Hoca'ya sorun etiketiyle bize ulaşabileceğinizin de notunu iletelim. Çocuklara aşı doğru mu hocam? Bununla başlayalım. Aslında güvenli mi, yan etkisi var mı derken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Net bir şekilde dünyadan haberler gelmeye başladı. Mesela İsrail 12 yaşından büyükleri ikinci dozun üzerinden 5 ay geçmesi durumunda 3. doz aşı yapma kararı bile aldı. Diğer yandan 5-11 yaş aralığı Amerika'da FDA'den onay beklerken açıklama bugün geldi. 6 aylık ve 5 yaşındaki çocuklar için de FDA'ya müracaat yapıldı. Ama dağıtmayalım. İsterseniz biz kendi ülkemizi konuşalım. Bugünkü noktada. Kendi ülkemizi konuşalım. Çocuklara aşı doğru mu? Çocuklar demeyelim. Aşı çıktığı zaman herhangi bir konuyla ilgili aşılama kampanyası başladığı zaman aşı bulunup uygulamaya geçtiği zaman bu hep aynı şeydir. Önce büyükler uygulanır, sonra kademe kademe aşağıya inilir. Yani 18 yaşın altına aşı yapılmadan önce evet, bilimsel çalışmalar öncelikle üstüne yapılır. Sonra, çok özür dilerim hocam. Sözünüzü bağla keseyim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bilim kurulu toplantısı sonrası dinliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları böyleydi. Öğrencilerden nasıl örnek alınacak buna dair önemli açıklamalarla başladı. Velilerimizin izni olmadan hiçbir test yapılmayacaktır. Boğaz'dan örnek alınacaktır ama veli onayı olmadan öğrenciden örnek alınmayacaktır okullarda dedi. Birinci doz aşılamada kısa sürede kazanım elde ettik. İkinci dozda pazartesiden itibaren de hemen aşılama oranlarını gösterilen haritayı paylaşacağız dedi. Maske mesafeye de dikkat çekti. PCR testinden bahsedilmedi. Bu beklenen başlıklardan biriydi ya da 3. doz BioNTech ne zaman? Bunlar yanıt bulmadı ama velilerin onayı olmadan öğrenciden Melda Hanım, bunlar hiç önemi yok. Sürüntü alınmayacak. Hiç önemi yok. Yani tabii ki velinin onayı olmadan, yani kişinin rızası olmadan hiç kimsenin ağzına burnuna bir şey sokup alamazsınız. Bu yasal değil. Ayrıca öğrenci 18 yaşını doldurmadığı için de velisine sormak zorundasın. Kesinlikle. Ben şunun cevabını arıyorum. Bu süratli vaka artışının önlemek için ne yapacağız? Bu maske mesafe meselesini zaten biliyoruz. Nerede eksiğimiz var ve o eksiklikleri biz nasıl kapatacağız? Ben Sayın Bakan'ın açıklamalarında bunu duymak istiyordum, duyamadım.
İki, aşılamada yeterliyiz diyor Sayın Bakan. Bana göre yeterli değiliz. Hızımızı arttırmamız, aşılama yoğunluğunu çoğaltmamız ve aşı ikna konusunda kararsızlara doğru mesajlar vermek için biraz önce söylediğim gibi yeni stratejiler aramak zorundayız. Pek çok strateji geliştirilebilir. Onun araştırması lazım. Benim vazifem değil. Ama görünen köy şu. Durum iyi değil. Kesinlikle. Ciddi olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Ben Sayın Bakan'ı tanıyorum ve aslında endişeli bir halde olduğunu da hissediyorum. Söylenecek çok şey var ama galiba ölçülü kalmak, aşı konusunu yine hep gündemde tutarak aşı elzem, aşı elzem diyor. Daha ne desin diyeceksiniz. Proje gelişmesi lazım. Bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı bir savaş değil. Bu toplumsal bir savaş, toplumsal bir görev, toplumsal bir mücadele. Hepimiz topyekun olarak TV'ler, gazeteler, öğretim üyeleri, çalışanlar, patronlar, aklınıza kim gelirse herkes burada elinden geldiği kadar gayreti gösterecek. Turistlerle ilgili sıkı tedbirler almak lazım. Yani sizle biraz önce konuştuk. Dün toplantı yaptık. Nişantaşı'na geldiniz. Nişantaşı'ndaki hali gördünüz. Nişantaşı'nda kimsenin maske taktığı yok. O turistlerin hiçbirisi PCR testi yapılarak bu ülkeye girmiş değil. Hiçbirisinin güvencesi bizim açımızdan söz konusu değil ve hepsi AVM'lerde, alışveriş yerlerinde, dükkanlarda. Evet, tamam iyi ki geliyorlar, tamam iyi ki alışveriş yapıyorlar ama bizim de hastalıktan korunmak gibi bir hakkımız var. Bütün bunların çok ciddi bakılması lazım. Çünkü 4. dalganın ayak sesleri bunlar. Ben Osman Hoca olarak çok net ve açık konuşmayı severim. Kötümser olmam hiçbir zaman, hala değilim ama belli bir dozda uyarıyı yapma görevini de omuzlarımda hissediyorum. Onu da buradan herkesle paylaşmak isterim. Evet, aşı, aşı, aşı. Kesinlikle. Ve PCR testi dersek de orada da denetim onun belki de gelişi güzel PCR testleriyle de o sessiz vakaların tespiti de önemli olacaktır. Evet. Şimdi biz ne demiştik? Çocuklara aşı doğru mu? Ama çocuklara derken hangi yaş aralığı olduğunu da altını çizmiştik. Bizi konuşuyoruz derken. Yani etki var mı yok mu? Bu çok konuşuluyor. Başta da hep şu söyleniyor. Kısırlık yapar mı? İsterseniz şöyle bir önce toparlayalım. Lütfen. Çocuklara aşı yapılmadan önce büyüklere yapılır. Sonra yavaş yavaş yaş grubu aşağıya doğru indirilir. Biliyorsunuz 18 yaş altına inildi. Sonra 15 yaşa kadar. Ama biz 15 yaşa indiğimiz zaman Amerika çoktan 12 yaşa inmişti. Çünkü Amerika'nın elinde çok ciddi veriler vardı. Bilimsel veriler vardı. FDA'nın elde ettiği kanıtlar vardı. Şu anda biz 15 yaştan 12 yaşa bildiğim kadarıyla indik ve yavaş yavaş oraya doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Aşıların çocuklar üzerinde yan etki, ciddi bir yan etkisinin olmadığını çok net ve açık biliyoruz. Eğer öyle olmazsa pek çok ülke, bunların arasında dünyanın en gelişmiş ülkeleri var, çocuğunu feda etme saflığını göstermez. Amerika'da 20 Eylül'den itibaren bir tur daha dönecek. Evet, yani şunu söylememiz lazım. Çocuklara aşı yapılmaması bir hata olur 12 yaş üstüne. 12 yaş altı için hala yasal onay, bilimsel onay, kanıtlanmış onayın çıkmasını beklememiz lazım. Çocuklarda bugüne kadar görmüş hiçbir ciddi yan etki yok. Sadece ve sadece yaşamsal olabilecek hiçbir şey yok. Miyokardit yani kalp kasını etkileme oranı açısından o da bildiğim kadarıyla milyonda bir civarında, milyonda üç civarında, dört civarında bir vakadan bahsediliyor. Çok düşük rakamlar bunlar. Ve reversible yani geri dönüşlü hiçbir şekilde kalıcı değil. Kız çocuklarında erkek çocuklarından çok daha az görülüyor. Erkek çocuklarda daha fazla rastlandığı belirtiliyor. Ama biraz önce söylediğiniz bir, bu aşılar kısırlık yapmaz. Özellikle kız çocukları için gelecekte böyle bir riskin olmaması için düşünen annelerin korkmaması lazım. Hele hele Sinovac için zaten hiç tartışılmıyor. mRNA teknolojisiyle bu işin olabileceğini söyleyenler tamamen uydurma bir bilgiyle ellerinde kanıt olmadan ortaya çıkmış durumda. Evet, bir başka şey de tabii ki akıllara takılan kanser yapar mı? Çok niye fazla yapsın? Söylenir. Niye yapsın? Yani kanserin nasıl oluşabildiğini... mRNA neyi ne kadar değiştirebilir? Şimdi işin içine RNA, DNA girdiği için tabii kanser kaygısının girmesini saygıyla karşılıyorum ama kanserle DNA'nın ilişkisi var. DNA'da kırılma olursa, yapısal bozulma olursa hücre kendisinin bölünmesi esnasında kendisini olduğu gibi bütünsel olarak tekrarlayamazsa atipik hücre çıkar, o hücreden kanser gelişebilir. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü mRNA'nın hücrenin içine girdikten sonra DNA'nın
kapalı bir ortamda çekirdekte etrafındaki histon parçalayarak girebilmesi, gene ulaşabilmesi imkan dahilinde değil, kanser yapmaz. Hemen ekleyelim, bağışıklığı, otoimmün bağışıklığı tetikleyerek evet. Hashimoto da yapmaz, multiple skleroz da yapmaz, romatizma da yapmaz, gözde üveit de yapmaz. Aşının böyle bir kabiliyeti yok. Evet. Hatta koronavirüs belki yapar değil mi bunları? Koronavirüsün yaptığı miyokardit vakaları daha ölümcül. Koronavirüsün yaptığı yumurtalık iltihabı vakaları daha çok kısırlık yapma eğilimli. Koronavirüsün hem erkeklerde testisler hem kadınlarda overlere yani yumurtalık organına kadında da erkekte de ulaşıp orada da hasar yapabildiğini bilimsel olarak kanıtladılar. Son derece önemli bir süreç. Şimdi bağışıklığı söylediğiniz genetiği etkiler mi dediğimizde hayır. Bir şey söyleyemeyeceğiz değil mi? Yani hayır, genetik yapımızı değiştirmeye çalışıyorlar tezi üzerine. Bu tezleri tartışmaya ben gerek görmüyorum. Çünkü bu tezleri gündemde tutarak onları gündemde tutuyoruz. Böyle bir düşünce tarzı yok. Yani şimdi biz İstanbul'dayız. İstanbul'da bu yayını yapıyoruz. Eğer batıya doğru gidersek Edirne'ye varız. Urfa'ya varamayız. Yani bu kadar net. Burada da aynı şey. mRNA ile genetikle oynamanız mümkün değil. Genetik yapıyı değiştirmeniz, genetik anomaliye yol açmanız, genetik olarak atipik veya hastalıklı bir neslin gelişmesi, çip takılması, o kişilerin genleriyle bazı hastalıkların bazı ülkelere yaygınlaştırılması, bir küresel ne deniyor? Küresel bir projeden bahsedilmesi. Küresel bir oyun. Bunlar aşı, evet, aşı karşıtlarının asılsız isteklerini veya düşüncelerini tekrarlamaktan başka bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bakıyorum az sonra sorularınızı da yanıtlayacağız onu da söyleyelim. Evet. Ama bir nokta daha var. Aşı pıhtılaşma yapar mı? Hayır. Bu da çok enteresan. Kan sulandırıcıları da çok konuşuyoruz. Burada bizim bu meslektaşlarımızın da kabahatlerinin olduğunu düşünüyorum ben. Aşının pıhtılaşma sistemiyle bir alakası yok. Pıhtılaşma yapmasıyla ilgili de bir sorun çıkardığına da elde kanıt yok. Ama hala mesela bugün yine bana birisi. Evet. Hocam ben aşım oldum. Aşı olmadan önce de işte filanca doktorla konuştum. Sen yine de bir aspirin, bir salisilik asit, kan inceltici al dedi. Ya böyle yine de filan dediğiniz zaman o laf olsun torbada olsun diye söylediğiniz öneriler ottan çöpten öneriler bir süre sonra yaygın şehir efsaneleri haline geliyor. Tekrar altını çizelim. Aşıyla pıhtılaşma arasında bir ilişki yok. Nokta. Şimdi gelen bir soru. Ahmet Bey, iyi akşamlar diliyor. Biz de diliyoruz. 65 yaş altına 3. aşı olacak mı? Eğer 2 doz Sinovac olmuşsanız 65 yaşın üstüne de altına da 3. doz aşı gerekecek. Yalnız BioNTech açısından 3. doz konusunda tartışmalar sürüyor. Bazı ülkeler 2 doz aşı yeterli, 3. doz için biraz daha bekleyelim diyor. Bazı ülkelerde ben 3. doza geçerim diyor. Örneğin İsrail, evet. Örneğin Amerika, örneğin İngiltere. İngiltere 3. dozu da geçme kararı aldı ama bu 3. doza geçme kararının hepsini BioNTech'de değil AstraZeneca'da da uygulayacağını biliyoruz. Burada mesele şu, bir noktayı daha tekrar konuşalım. 3. doz aşı gerekecek diyerek ben aşı üreticisi firmanın ya da aşı bulan bizim değerli, bana göre Nobel ödülünü çoktan hak eden Uğur Hoca'nın demeç vermesini de doğru bulmuyorum. Uğur Hoca'nın karar vereceği bir konu değil bu. Bu bilimsel bir araştırma konusu. Eldeki kanıtlara bakılacak. Bu kanıtlara göre eğer iki BioNTech yapılan, üçüncü bir BioNTech daha yapılması gerekliyse ki bana göre gereklidir, öyle görünüyor. O zaman yapılacak ama bunu bizim bilim kurulumuz önce onaylayacak. Bunu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun kararı olarak elden geçirecek. Sonra bize açıklamasını yapacak. Evet. Şöyle de soralım. 2 doz Sinovac olup sonra 3. doz BioNTech olanlar 4. dozu olmalı mı? Bu çok 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 sorulan bir başlık. Yine kişiye göre değişiyor. Kim? Kaç yaşında? Hangi sağlık sorunları var? Mesela ben kendim örnek vereyim. Ben 2 Sinovac oldum. 3. BioNTech oldum. Sağlık mensubuyum. 65 üstüyüm. Sağlık hastalık riskim olmamasına rağmen sağlık mensubu olmam hesabıyla benim önüme bir ikinci defa yani bir yeni bir BioNTech daha konması halinde ben onu olurum. Ama organ yetmezliği var, ağır düzeyde hasta, ileri derecede yaşlı, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanıyor, ağır obez, ağır diyabetli, ağır solunum yol hastalığı koağı var. Tabii ki iki Sinovac'tan sonra bir BioNTech olmuşsa bir BioNTech daha olması gerekebilir ve karar verilebilir. Burada hep çözümü genellemek yerine
kişiye özel yapmak veya duruma özel yapmak lazım. Bir ara bu nereden kaynaklandı? Bakanlık haklı olarak bu yurt dışı aşı onayı meselesi nedeniyle seyahat edenlerin işini eli rahatlasın, işi kolaylaşsın diye bir biyontek olana bir biyontek daha olabilirsiniz çıkarınca birdenbire tabii bu konu gündeme geldi. Ben şuna bakıyorum. Lütfen. Aşılama konusunda biyonteğin iki defa olduk, üçüncüyü olduğumuz zaman bir hasar olur mu? Böyle bir hasarın olabileceğine dair benim okuduğum, incelediğim, takip ettiğim ki çok iyi izlemeye çalışıyorum literatürde bir tereddüt yok. Bende de bir tereddüt yok. Peki ikisine bakıp bir biyontek oldum. Bir daha yapalım mı herkese bunu? Bence eğer bağışıklık konusunda bir kuşkumuz varsa, yeni varyant konusunda kuşkumuz varsa yapalım. Tam da onu soracaktım. Yani iki Sinovac en başta olanlar, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, onların varyantları da düşünürsek ve süresini de düşünürsek etkileri, koruyuculukları, antikorları bir anlamda sıfırlandı mı? Tek BioNTech ne kadar korur? Yok, sıfırlanmaz. Sıfırlanmıyor. Hayır, bir Sinovac'tan sonra zaten bir BioNTech yaptırdığınız zaman Sinovac, iki Sinovac'tan sonra azalmış olan bağışıklığınız yeniden hücreye hatırlatılıyor. Dolayısıyla o hücreler öyle şaka şuka hücreler değil, B lenfositleri. Antikor üretme konusunda son derece ustalar ve hafızaları bizim hafızalarımızdan çok daha sağlam, kolay kolay da bunayan hücreler değil. Bütün mesele ömürleri sınırlı hücreler. Dolayısıyla o hafızalarında da ömürlerindeki sınırlılıkla ilgili hafızalarında da bize eklem olabiliyor. Bu nedenle belli bir süre sonra o hafıza kayıtlarını yeniden onlara hatırlatacak bir hatırlatma dozu yapmakta fayda var. Evet. Yine şöyle bir sosyal medyaya bakıyorum. Twitter'dan Osman Hoca'ya sorun etiketiyle bize ulaşabiliyorsunuz. Kenan Bey ulaştı mesela. Gebeler aşı olmalı mı? Kaçıncı aydan sonra olmalı? Hangi aşı tercih edilmelidir? Özellikle sosyal medyada da çok konuşuldu bu. Hatta ismini almadan edemeyeceğim. Bergüzel Korel beyni bekliyor ve oldu. Ve ondan sonra da çok fazla takipçisinden sizin ardından ben de yaptırmaya karar verdim. Doktorumuzla birlikte biraz konuşarak dedi. Biraz önce söyledim oydu. Değil mi? Yani etkisi çok net. Kesinlikle. Şimdi 6 ayını dolduran hamilelerin 6 ile 9 ay arasında bu aşıyı olmalarında bana göre fayda var. 6 aya kadar değil ama. Özellikle ilk 3 ayda bence çok uygun değil. 6 aya kadar çok bir önemi yok. Olmayabilirler. Öyle aşı olmalarında bir mahsur yok ama 6. aydan sonra olmalarında bana göre neredeyse zaruret var. Dün televizyonda vardı bir anne aşısını olmamış. Doğum yapmadan hemen önce COVID olmuş ve yaklaşık neredeyse 15-20 gün yeni doğan kızını görememiş ağlayarak iyileştikten sonra görme fırsatı görecek. Bugün de bir görecek. Başka hamile yani bebek kurtarıldı ama söyleyelim 6. ayını tamamlamış olan hamilelerin aşı olmasına fayda var. Emziren anneler için de önemli. 6. ayından sonra annelerin aşı olması hem anne sağlığı için önemli hem de emzirmeye çocuğunu başladığı zaman ona antikor vermesi açısından da önemli. Kendi kazandığı bağışıklık doğal gücünü antikor çocuklarına sütle verecek. Değil mi? Emzirdiği için verecek. Evet. Keza emziren annelerden çok soru geliyor. Onu da söyleyelim. Hiç onların da aşılanmalarında engel bir durum söz konusu değil bana göre. Peki. Şimdi şöyle bir soru da var aslında. BioNTech kimlere uygulanmaz? İlk başta bir alerjisi olanlar denildi. Herkes o noktada Sinovac'a yönelmişti ve sonrasında çeşitlenme gelince de farklılık da daha çok çıktı. Kimlere uygulanmaz? BioNTech aşısı alerjisi olanlara uygulanmaz derken de yine bir sınıflama yapmak zarureti vardı. Ama daha önceden herhangi bir aşıyı yaptırdığı zaman veya herhangi bir ilaç kullandığı zaman ağır derecede alerjik tepki veren, ona anjiyonevrotik ödem diyoruz, dil şişiyor, boğaz şişiyor, kurdeşen gibi döküntüler oluyor, nefes darlığı, astım, krizi vesaire benzeri solunum problemleri çıkıyor. İşte böyle durumlar için BioNTech aşısında daha dikkatli davranmak ve BioNTech yerine başka bir seçeneği, bir ölü virüs aşısını tercih etmek, mRNA aşısı yerine daha doğru gibi görünüyor. Burada aşının içinde polietilen glikol var, güçlendirici ve koruyucu olarak. O polietilen glikol alerjiniz varsa maalesef çok ciddi yorgunluk, halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları, geçici bir ateş hali. Hatta ben COVID olmuş gibi oldum diyorlar ki haklılar. Evet. Ama öyle COVID o kadar hafif geçmez kolay kolay o yaştaki insanlarda. Allah korusun COVID olmasınlar, aşı olsunlar. O daha o reaksiyona da razı olsunlar. Ama BioNTech ve diğer mRNA aşısı Moderna'da bu tip reaksiyonlara Sinovac ve benzeri ölü virüs aşılarına oranla daha fazla rastlıyoruz. Evet. Yine bir soru geldi. Bilal Bey diyor ki COVID geçirdim, 2 doz aşı oldum. 3. doz aşıya gerek var mı?
COVID geçiren bir kişi iki doz aşı olduysa, yani ne zaman oldu, ne kadar üzerine geçti bilmiyorum ama evet, COVID'den sonra zaten birinci doz bile çoğu zaman yeterlidir. Hele bir BioNTech aşısı olduysa üçüncü bir doz asla gerek olduğu kanaatinde kısa vadede emin değilim. 6 ila 1 yıl ciddi bir şekilde korunma ihtimali var diye düşünüyorum. Bir izleyici sorusu da yanıtlayalım mı hocam? Tabii. İki Sinovac bir BioNTech aşı olduktan 3 hafta sonra operasyon geçirdim. Antikor seviyem düşmüş müdür? Hayır. Operasyon, hangi operasyon olursa olsun. Hiçbir ilgisi yok. Değil mi? Onunla hiç alakası hiç yok. Peki tekrar geleceğim. Osman Hoca'ya sorun etiketiyle Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Gözüm telefonda. Peki devam ettiğimizde aslında biraz önce söylediğiniz aşılamadan önce ve sonra alınacak tedbirler neler? Yani doktorumuzla paylaşmamız gereken noktalar. Yüz felci yapabileceği doğru mu? Yok, doğru değil. Doğru değil. Bu İsrail'de ilk zamanlarda i̇lk çıktı. Başladı, başka ülkelerde de bir iki tane vaka oldu. Ama araştırmalar gösterdi ki aşı olmayanlarla o dönemde aşı olanlar arasında yüz felci olma açısından ciddi bir farklılık söz konusu değil. Biraz önce yanıtladık ama korona geçirenler de bu aşıyı yaptırabilir mi diye bir altına çizgi çizelim. Tabii ki, tabii ki. Korona geçirdiğiniz zaman koronanın ağırlığı sizin bağışıklık sisteminizin yanıt verme gücü ile paralel bir bağışıklık kazanıyorsunuz. Ağır geçirenler koronayı, genç yaşta geçirenler, yaşlı olanlara oranla çok daha fazla güçlü bir bağışıklık kazanıyorlar. Ama nihayetinde bu bağışıklığın da bu koronavirüs bir RNA virüsü olduğu için bir grip bağışıklığından daha güçlü olduğunu düşünmeyin. Grip geçirdiğiniz zaman nasıl 4 ile 6 ay içinde bir daha grip geçirme şanssızlığı yaşıyorsanız burada da aynı şanssızlığı yaşayabilirsiniz. O nedenle korona geçirdikten sonra 4 ile 6 ay içinde size bir aşının yapılması ve bir hatırlatma aşısıyla bağışıklığınızın tekrardan yeniden güçlü olmaya davet edilmesinde fayda var. Evet. Şimdi bu da önemli bir soru bence. Çünkü pek çok kişi var. İki Sinovac aşısı olan üçüncü aşıyı da Sinovac olmasında bir sakınca var mı? Hayır. Hiç sakınca yok. Seçim peki varyantlara var. Karşı ne kadar korunaklı oluyor? Daha düşük. Çok net rakam vermek zor ama mesela Delta için verilen rakamı biliyorum ben. %15 civarında. Yani varyantlardaki koruyuculuğu ilk iki aşının zayıf. Üçüncü bir Sinovac yaptığınız zaman ilk 4 ile 6 ay içinde koruyuculuk tekrar artıyor. Ama varyantlara karşı daha güçlü korumanın mRNA aşılarında olduğunu biliyoruz. Zaten o nedenle Sağlık Bakanlığımız da zaten iki Sinovac olanları üçüncü dozu bir BioNTech yaptırmalarını ama hiç olmazsa üçüncü Sinovac'ı kullanmalarını önerdi. Hiç aşı, üçüncü hiç olmamaktan Sinovac olmak daha akıllı. Çünkü evet, BioNTech konusunda bazı insanların endişeleri var, tereddütleri var mRNA aşıları konusunda. Saygıyla karşılamak lazım ama Sinovac'ta bu tereddütün olmasını kabul etmek biraz güç. Bir soru da çocuklar için gelsin. Görkem Bey diyor ki 13 yaşında oğlum var, Sinovac yaptırmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi 12-13 yaşlar Sinovac mı BioNTech mi? Yaptırsın diye düşünüyorum. Hiç Sinovac mı BioNTech mi? Nasıl hangisini istiyorsa ama tek dozla bu işaret etmek istiyorsa bence BioNTech. Çünkü yeni bazı yayınlarda çocuklarda tek dozun da uzun süreli korumada işe yarayabileceğini gösteren kanıtlar olduğu belirtiliyor. Ben de tek dozun yeterli olabileceğini kabul ediyorum. Ama iki doz alternatif önümüze konursa o ikinci dozun da yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Pek çok soru var. Şimdi Amerika'ya dair bir örnek vermiş izleyicimiz Cihan Bey. Amerika'dan gelen bir veriye göre Amerika'da aşı sonrası aşı kaynaklı 600 civarı hamilelerde düşük vakası var diyor. Şöyle bakmak lazım. Aşı olmayan o süreçte hamile. Yani vardı. Burada tıpta bizim koinsidans dediğimiz tesadüf dediğimiz bir olay var. Çok basit bir örnek verdiler geçenlerde. Çok hoştu bana göre. Yani siz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Aşı oldu, Milli Piyango'yu kazandı. Yani aşı olmakla Milli Piyango'nun bir ilişkisi yok ama aşı olan birinin de tesadüfen Milli Piyango talihlisi olma şansı var. Aşı olan birinin trafik kazasına uğrama şansı da var. Şanssızlığı da var. Yani şuraya getirmek istiyorum. Oluşabilecek olaylar, yani herkesin 65 yaş üstünde koroner kalp hastası ise bir kalp krizi geçirip ölme ihtimali var. Dikkatsizse özellikle
iyi bakmıyor, ilaç kullanmıyorsa. Ama aynı kişi aşılanıp öldükten sonra aşı oldu, öldü diyemezsiniz bunu. Bu tamamen bir kara propagandadır ve yanlıştır. Aşının kadınlarda düşük yaptığına dair elimizde şu anda kabul edilebilir bir veri yok. Evet. Şimdi biraz önce söyledik, sentetik mRNA bedenimizde kalır mı diye kalmayacağını söylediniz aslında. Mümkün değil. Mümkün yani değil. Bu kanıtlanmış zaten. Kanıtlanmadan da aşıyı kimse onaylamaz. Kullanıma faz 1, faz 2, faz 3 aşamalarından geçirtmez. O aşamalar çok ciddi aşamalar. 48 saatten fazla hücrede kalamaz. Kalamıyor. Son derece önemli bir başlık daha var. mRNA teknolojisini aslında biz COVID-19'la mücadelede öğrendik ama 90'lardan bu yana aslında çalışıldığını da biliyoruz. Ve tam da denk geldiğini sürece biliyoruz. mRNA teknolojisi gençlik iksiri olabilir mi? Bu da bir diğer yandan belki yanlış anlayacak izleyicilerimiz ama kimisi de. İronik bir şey. İronik bir şey. Bizi gençlik için yaptıracak belki de evet. Koronaya karşı korunmak için değil de kimileri. mRNA yani teknolojisi çok eski bir teknoloji. 2005'ten beri üzerinde çalışılan bir teknoloji. İki önemli bilim insanı bu konuda çalışmış durumda. Bir tanesi bir Macar asıllı hanımefendi. Şu anda zaten BioNTech'te çalışıyor. Evet, evet. Başkan yardımcısı olarak. Bir de yine Kuzey Avrupalı bir araştırmacı ismi aklıma gelmedi. Beni affetsinler. mRNA teknolojisi esasen şu. mRNA dediğimiz RNA, mesajcı RNA. Mesajın M'sinden geliyor. Hı hı. Yani haber veren, bir haber ileten, bir mesaj ileten. Bu RNA eğer hücrenin içine girip ribozom dediğimiz hücrede protein üretimini yapan merkeze bir mesaj verirse o mesajı ribozom alıyor ve o mesajın karşılığı olan üretimi yapıyor. Bu mRNA aşısında esası bu. Bu virüsün dışındaki spike dediğimiz dikensiz evet. Çıkıntıdaki şifreyi mRNA'ya yüklüyorsunuz. O mRNA gidip ribozoma bunu söylediği zaman ribozom bu sefer virüsün o parçasını imal ediyor. Hücrede o parçayı gören bağışıklık sistemi ne oluyor orada deyip hem hücresel hem de antikorla ilgili salgısal bağışıklık yapıyor. Bu mesele bu. Acaba biz bunu kanser tedavisinde kullanabilir miyiz diye yola çıkıldı 2005'te. Organlar tamir edilebilir mi? Hayır, önce kanserle çıkıldı. Tamirden de önce 2005'te. Zaten BioNTech'teki o sözcüklerin birleşimi şudur. Biyoloji, onkoloji, teknoloji. Onkoloji kanser demek. Biyolojik yollarla onkolojiyi güçlendirmeye çalışan bir teknoloji şirketidir BioNTech. BioNTech oradan geliyor. Yani aşı filan başlangıçta denk yoktu. Geldi diyelim. Salgın çıktığı zaman Uğur Bey ve eşi bu teknolojinin hücrede bu spike proteini benzeri bir şey üreterek aşı olabileceğini düşündüler. Çalıştılar. Ve bununla ilgili teknolojinin uygulamaya geçebileceğini görünce Pfizer'le görüştü. Hatta okuduğunuz hikayesini ilk bir ayda da inandıramadılar evet. Pfizer'i ama sonra ikna ettiler. Şimdi gelelim bu gençleşme meselesine. Bu hücre içine genetik materyal etkileyebilecek, hücrenin genetik hafızasını, epigenetik diyoruz ona, silebilecek bir protein yapısını ilk kez bir Japon bilim insanı 2005'te buldu. Yamanaka. Bu bir muhteşem bir genetikçi. Şu anda hem Osaka Üniversitesi'nde hem de Berkeley'de yanlış hatırlamıyorsam, Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyesidir ve dünyanın en önemli genetik araştırmacılarından biri. Ne yaptı Yamanaka? Farelerde yaptığı bir deneyinde hücrenin içerisine 4 ayrı proteini verdiği zaman hücredeki yaşlanma sürecindeki bütün hafızaları sildi. Hücre gençleşti. Yani ana hücre haline dönüştü. Yani embriyo haline dönüştü. O zaman eğer ben yaşlı bir hücrenin yaşlılık sürecinde oluşturduğu hasarları silme başarısını gösterebilirsem önemli bir noktada yaşlanmayla ilgili sorunlarla da yaşlanmanın süresiyle de yani hayatın süresiyle de ölüme çare yok ama süresiyle de 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir avantaj sağlayabilirim şeklinde bir tez geliştirdi. Ama tezinin evet. arkasında da bilimsel bulgular vardı. Yamanaka proteini veya Yamanaka teorisi ya da Yamanaka faktörü dediğimiz bu faktörleri daha sonra benzerini bir başka önemli genetikçi yine İspanyol asıllı bir genetikçi Berkeley'de
yanlış hatırlamıyorsam, ismi şu anda hemen aklıma gelmedi, Juan Carlos isimli bir genetikçi. Bu metilasyon süreçleriyle oluşan mRNA teknolojisini kullanarak bu süreçlerde bunu silmenin daha net neticelerini yayınladı. Bu neticeler büyük bir heyecan uyandırdı. Zaten 2019-2020 bu tartışmalarla geçti. Birkaç hafta önce de tabii parası çok olan insanlar, hem insanlığa hizmet hem de ömürlerine biraz ömür katmak için bunlarla daha fazla ilgileniyorlar. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, evet, bir Rus milyarderle birlikte bu teknolojilerin uygulanmasıyla ilgili kurulan bir şirkete, Altos olması lazım şirketin ismi, $270 milyon civarında para yatırdılar. O şirkette şu anda iki bilim insanı, hem Yamanaka hem de bu bahsettiğim İspanyol araştırmacı, evet, Juan Carlos, birlikte çalışıyorlar ve onlara başka bilim insanları da destek veriyor. Şuraya geleceğim, eğer siz mRNA teknolojisini bu noktada kullanabilirseniz gerçekten bırakın ömrün uzatması ama gençlik iyisi olmayı, kronik hastalıklarla mücadelede önemli bir avantaj sağlayabilirsiniz. Evet, biraz önce söylediğim gibi belki yorulan, hastalanan organın tamir edilmesi gibi, yenilenmesi, kesinlikle, gibi. Bugün Covid, yarın gençlik aşısı mı? Zaman mümkün, gösterecek, mümkün, değil ama mi? Ama başlangıçta biraz tabii şunu da söyleyelim. Bu 4 Yamanaka faktörünün ikisi kanserojen faktör olarak tanımlandı. Yani bir taraftan bunu vaat ederken bir taraftan da kanserleşmeyi hızlandırdığı görüldü. Şimdi onunla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Onları ayırt edebilmeleri lazım. Yani bir şeyi siz sildiğiniz zaman hafızadan, metilasyon süreçlerini eğer silmeyi fazla kaçırırsanız hafızasız hücre kanser hücresine daha kolay dönüşüyor. Son derece önemli. Evet, çok küçük bir ayrıntı, tam önemli bir ayrıntı. Bilim iyi insanların elinde olmalı. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir notum daha var. Yeni gençlik sırrı NMN. NMN. Bu nelerde var? Bir, yeni bir bilgi. Nedir bu? Güzel, iki konuyu yan yana getirmişsiniz. Çok iyi. Nikotin mononükleotit dediğimiz bir madde bu. Nikotin adenin mononükleotit. Bunlar mitokondri cihazı içerisinde enerji üretiminde kullanılan ve hücrenin yıpranmasını geciktiren çok özel maddeler bunlar. Bu maddeler nikotin mononükleotitleriyle NAD dediğimiz veya NADH dediğimiz nikotin adenin dinükleotit üretiminde kullanılan maddeler. Bunlar ne yapıyor Melda Hanım? Bir, yaşlanmanın izlerini hafifletiyor. Kas yapımını arttırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Damar elastikiyetini ve gençliğini daha uzun süre koruma altına alıyor. Bu nedenle şu anda yine bir başka bilim insanı, Dr. Sinclair. Sinclair de bu biraz önce anlattığım Altos grubuna destek veriyor ve o Harvard'da çalışan bir akademisyen, o da genetikçi. Dr. Sinclair diyor ki NMN desteğiniz arttıkça, vücudunuzdaki NMN miktarı, nikotin mononükleotit miktarı arttıkça, nikotinik asit bir B vitamini, onun da bir niasin, onun da altını çizelim. Arttıkça, hele hele siz diyor bunu resveratrol ile birlikte, yani üzüm çekirdeğinde, üzüm kabuğunda çok bulunan o meşhur resveratrol ile birlikte kullandığınızda, bunun birisi benzindir diyor, birisi gaz pedalıdır. Benzini koymuş, gaz pedalına basmış olursunuz. Daha hızlı gidersiniz, daha güçlü gidersiniz, daha enerjik olursunuz. Ben bu fikirlerin çoğuna katılıyorum. Ama daha çok bilimsel veriye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Evet. Az sonra reklama gideceğiz ama bir soru daha yanıtlayalım. İbrahim Bey diyor ki, bebek düşünen çiftlerin aşı olmasında herhangi bir sorun olur mu? Gerçek. Hayır. Hamileler için. Yok, bu güzel soru. Çünkü bu soruyla ben de çok karşılaşıyorum. Evet. Pek çok aile yeni evlenen kızı, oğlu için bunu soruyor. Ne erkekte ne de kadında kısırlık yapmadığı net. Hatta erkeklerde üreme kabiliyetini arttırdığını gösteren, sperm sayısı ve kalitesini iyileştirdiğini gösteren kanıtlar da yayınlandı. Ailelere bu yönde rahat olsunlar. Evet, bir izleyici de diyor ki aşı enerjimi yükseltti, neden? İyi gelmiş, psikolojik olarak olabilir. İyi gelmiş olabilir. Muhtemelen o korunmanın garantisini hissederek sahip olduğu endişe, kaygı halinden kurtulmuştur onda. Aman yine de maskeye, mesafeye devam diyelim. Kesinlikle. Aşıdan sonra daha da dikkatli olmalı. Çok doğru. Aşı bir emniyet kemeri.
emniyet kemeriniz takılı da olsa siz yine sağlam şoförle yola devam edeceksiniz. Sağlam arabayla. Şoförünüz maske, arabanız mesafe ve yolunuz da mutlaka hijyenle beraber gitmesi lazım. Güzeldi. Kısa ara, aranın ardından karşınızdayız. Hayatın Senin'inde devam ediyor efendim. Yeni sezonda çarşamba akşamları saatler 21'i gösterdiğinde sizinle buluşuyoruz. Buluştuk ve devamını getiriyoruz. Yeniden merhaba hocam. Son derece önemli sorular var. Aslında pandemi dediğimizde 4 ayrı pandemi yaşıyoruz. Siz de böyle tabir ediyorsunuz değil mi? Tabiri bu. Depresyon pandemisi, uykusuzluk pandemisi, kilo pandemisi ve uyku. Evet, pandemisi. İç içe geçti. Değil mi? Hepsi karıştı. Birbirine bağlı aslında. Başka hastalıklar da çıktı. Ama esas mesele şu, salgın çıktı, korktuk, kaygılandık, endişelendik. Bu kaygı, korku, endişe, güvensizlik ne olacak sorusuna karşı cevapsızlık, aşı da yok dediğimizde. Ve birdenbire artan vaka sayıları doğal olarak kaygıyı abartanları depresyona soktu. Depresyona girenler, veya depresyona girmeden korkuyu abartıp uykuya dalamayanlar ya da uyku bozukluğu yaşayanlar uykusuzlar ordusu oluşturdu. Bu arada uykusuzluk ve depresyon meselesinin zemininde duygusal yeme, evde oturma, hareketsizlik, pandemide evde kal Türkiye kampanyasına doğal olarak uyduğumuz için bir taraftan homidi gırtlak tükettik, bir taraftan hareket etmedik. Kilo pandemisi, obezite pandemisi patladı. Dolayısıyla korona, COVID-19 pandemisine depresyon veya kaygı pandemisi, uyku kaçmaları, uykusuzluk ya da uyku bozuklukları pandemisi, kilo fazlalığı hatta obezite pandemisi eşlik etti. Ve bunlar birbirini tahrik etti. Obeziteniz artınca horluyorsunuz, uyku apneniz oluyor, uyuyamıyorsunuz, gece terliyorsunuz, uyku kaliteniz düşüyor. Hepsi birbirini çağırıyor. Evet, bağışıklık sistemi de çöküyor diyebiliriz. Hepsinden etkileniyor. Yani bağışıklık sistemi güçlü tutmak için huzurlu olmanız lazım, kaygısız olmanız lazım. Ama nasıl? Kilonuzu iyi korumanız lazım. Yani çok iyi hareket ediyor olmanız lazım, egzersiz yapmanız lazım. Bunların hiçbirisi olmadı. Dolayısıyla sadece pandemi süresince bağışıklık deyince aklımıza bağışıklık güçlendiren gıdalar geldi. İşte daha çok omega 3 kaynağı, daha çok probiyotik kaynağı, daha çok işte yoğurt, peynir, kefir tükettik. Daha çok prebiyotik gıda tüketmeye gayret ettik. Önümüz kış, turşular geliyor. Geliyor ve aslında yani pandemi de devam ettiği için turşulara yine yükleneceksiniz. Yine turşulardan probiyotik alırken prebiyotik olarak da bamyanızı, pırasanızı, lahananızı imal etmeyeceksiniz. Balık mevsimi açıldı, omega 3 geliyor. Yağlı balık yemeye çalışacaksınız. Ama bilelim ki bunların hepsinden önemlisi, hepsine siz 1 puan derseniz aşıya 100 puan deyin. Bağışıklığınızı güçlü tutmak istiyorsanız aşı, aşı, aşı. Nokta. Değil mi? Aynı evde olsanız da biri pozitifse çok net bir şekilde sağlıkla çıkabiliyorsunuz. Bakın bu çıkan varyantların da sorumlusu aşısızlar. Aşılılar değil. Aşılılar da hastalık çok ağır, çok hafif seyrediyor. Çok ağır seyredemediği için virüs çoğalamıyor. Çok çoğalamayan, çok fazla çoğalma imkanı bulamayan virüs varyantı oluşturamıyor. Evet. Yoksa izleyicilerimiz de soruyorlar mesela neden vaka sayıları düşmüyor aşılamaya rağmen? Kitle bağışıklığı güçlenmediği için. Evet. Ya da BioNTech ya da Sinovac olanlar tabii ki Covid pozitif olabiliyor. Kesinlikle. Ama bu ayakta. Açıklandı bizim Türkiye rakamları da, Amerika rakamları da. Aşılanmak sizi hastalığı virüsü kapmaktan korumaz. Virüsü kapmaktan sizi aşılanmış bir komşunuz, iş arkadaşınız, anneniz, babanız, çocuğunuz korur. Virüsü kapmaktan. İki, ağzınızdaki maske, sosyal mesafe ve sizin hijyeni göstereceğiniz özen korur. Ama aşı sizi bir ağır hastalık geçirmekten, hastalanmaktan, hatta hiç hastalanmakla, hastalıkla karşılaşmadan virüsü def etmek gibi bir imkanla baş başa bırakır ki ne kadar güçlü. Değil mi? Biraz önce ekrana da taşıdık. Siz de söylediniz. Bağışıklığı güçlendiren 10 mutfak sırrı. Bayılırız biz çünkü. Mutfaktan ne çözüm bulalım hocam diye de hep size sorarız yıllardır. Yoğurt, kefir dedik, turşu dedik, şalgam dedik. Başka ne sırrı sıralayalım? Probiyotik kaynaklar olarak bunlar. Çok çok ciddi sırlar bunlar gerçekten. Şimdi boza ve gelecek, bizim kültürümüz, tarhana. Evet, bizim kültürümüz burada çok zengin. Şalgamı da ekleyebilirsiniz buraya. Daha çok şey ekleyebilirsiniz ama sadece probiyotikle bu işi çözemezsiniz. Prebiyotiği de çok almanız lazım. Probiyotik, prebiyotik yoğunluğunuzu da çözemezsiniz. Bağışıklığa
iyi bir proteinle güçlü beslenmek de lazım. Proteinden fakir beslenirseniz antikor üretemezsiniz. Bağışıklık hücrelerinizi güçlü tutamazsınız. Yüksek oranda antioksidan almanız lazım. C vitamini almanız lazım. Vitamin ve mineral zengini sebzelere, meyvelere her ne kadar biraz pahalılıktan çok konuşuyor olsak da imkan ölçüsünde yüklenmek zorundasınız. Omega 3'e eğilmek, yüklenmek veya omega 3 kaynaklarınızı gözden geçirmek zorundasınız. Yani yağlı balıklara öncelikle ağırlık vermeniz lazım. Protein kaynağı olarak daha çok yumurta, daha imkan ölçüsünde kırmızı et kaynaklarına bir bakmak lazım. Yani işte sadece kelle paçayla çözecek bir şey değil bağışıklık. Şimdi bir de magnezyum sorusu var. Hangi soruna hangi magnezyum? Onu anlatalım mı? Mesela magnezyum malat. Magnezyum malat özellikle fibromiyaljisi olan, gezici ağrıları olan, ağrılarla boğuşan, kas tutulmalarından, kas ağrılarından şikayet eden, fibromiyaljisi nedeniyle iç sıkıntısı, depresyon, yorgunluk, ağrıyı birlikte yaşayanlara tavsiye ettiğimiz bir magnezyum tuzu. Evet, bir de magnezyum glisinat var. Glisinat daha çok uyku getirir. Daha çok ruhsal gevşeme getirir, stresi azaltır. Mesela uyku sorunu yaşayanlar glisinat, bu dönemde kullanabilir mi? Magnezyum glisinat kullanabilir. Bunun bir dozu var mıdır? Hayır, dozu yok. 300 ila 400 mg civarında. Zaten mevcut magnezyumlarda doz 200-400 arasıdır. Benim için ortalaması 300 mg net glisinat tuzu iş görür. Akşam yemeğinden sonra mı? Genellikle akşam yemeği ile yatma arasında. Son derece önemli. Magnezyum sitrat. Magnezyum ve sitrat tuzu bence en harika, en etkili tuzlardan birisi. En yaygın kullanılan da o. Zaten magnezyumda, kalsiyumda, çinkoda sitrat girince iş başkalaşır. Sitrat tuzu emilimi arttırır, etkinliği yükseltir. Bunu unutmayın. Oksit tuzu çöptür, karbonat tuzu çöptür. Ağzınıza sokmayın. Magnezyum sitratı ben özellikle kramp şikayeti olan, gece kas kısılmaları olan, kas ağrıları olan, gece örneğin dişimi çok sıkıyorum, sabahleyin ağrılarla uyanıyorum diyenlere, hele bir de kabızlık sorunları varsa hasreten tavsiye ediyorum. 300 mg'lık doz iyi bir doz. Baş ağrısı için hangisi hocam? Baş ağrılarında yine magnezyum sitrat işe yarayabilir. Magnezyum glisinat ama bana göre aspartam malat glisinat karışımını ben migren hastalara daha çok kullanıyorum. Daha çok iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Son derece önemli. Peki. Magnezyum sülfat desem? Sülfat tuzunu ağızdan kullanmak çok doğru değil. Çok şiddetli ishal yapar. Ama sülfat tuzuna eğer sıcak su banyonuza, küvette banyo imkanınız varsa ekleyebilirseniz bir küvet suya sadece 2 yemek kaşığı magnezyum sülfat ekleyin. O Epsom tuzu diyoruz ona. Epsom kasabasında kullanılmış önce. Muazzam bir stres savardır. Yumuşacık yapar sizi. Keyif içinde uyursunuz. Güzelmiş. Magnezyum taurat. Taurat kalp desteği olarak çok popüler. Kalp damar desteği olarak çok popüler. Kalp yetmezliğinde veya kalp sorunu olanlarda kalp kasını destekleyici olarak taurat tuzu daha iyi. Tuz deyip geçmeyelim değil mi? Evet, magnezyum, her bir tuzun marifeti mi? Var. Bir de magnezyum treonat var. O da bellek için, odaklanma için önemli. Burada bakın ne çıktı? Magnezyum deyip geçmeyin 300 aynen enzimin öyle fonksiyonunda görevli. Magnezyum demeyin DNA bütünlüğünde görevli. Magnezyum demeyin antioksidan olarak önemli. Magnezyum deyip geçmeyin kemik sağlığınız için şart, beyin sağlığınız için şart, kas bütünlüğü, kas kasılması, sinir sistemi fonksiyonları için şart. Ama magnezyumun tuzuna göre görevi farklılaşabiliyor. Özellikle hanımlarda 40 yaştan sonra, beylerde 50 yaştan sonra gibi bir ayrım yapabilir miyiz? Ya da böyle yok, bir sorunsal hani alarm yaşı soruna var mı? Göre ayrım yapmak daha iyi. Magnezyum sporcular çok kullanıyor. Bütün futbolcular özellikle, halterciler, halter sporcular şu anda, yüzücüler, krablara karşı engel olmak için magnezyumu çok kullanıyor. Spor salonlarında o gördüğünüz o yoğun spor yapanların hepsinin arkasında bir magnezyum sitrat desteği vardır. Magnezyum çok yaygın kullanılan bir destek. Şimdi karaciğer diyelim. Zira önemli bir yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan ilişkisi var. Karaciğeriniz mi belinizi, beliniz mi karaciğerinizi yağlandırıyor şeklinde. Hangisi? İkisi de birbirinin tavuk yumurta ilişkisi içinde olan sorunlar. Yani karaciğeriniz yağlandıkça kilo alırsınız, beliniz kalınlaşır. Çünkü yağlı karaciğer insülin direncinin tetikleyicisidir. Karaciğer insülin direncini
maruz kalır. Karaciğer insüline karşı yanıt veremez hale gelir. Glikoneojeneze dediğimiz fonksiyonu blok olur. Neticede de kanda şeker artar, yağ dönüşüm hızlanır. Ama bel kalınlaşması var demek karaciğerinize yağ birikiyor. Karaciğer lavabonuz tıkanıyor demek. Karaciğer bir lavabo. Karaciğer aynı zamanda bir fabrika. Yani hem üreten bir fabrika, hem tüketen bir fabrika, hem de toksin atan bir fabrika. Aynı zamanda istediğiniz zaman kan hücresi yapma kapasitesi var, bağışıklık hücresi üretme kapasitesi var, antikor üretme kapasitesi var. Muazzam bir organ ama tek şanssızlığımız tek. Tektir. Ve lavabo olarak da böbrekten farkı, biliyorsunuz vücudumuzun iki tane atık sistemi var. Gazı solunumla atıyoruz. Terle bir şey attığımızı pek fazla düşünmeyin. Çok çalışmanız lazım. Öyle mi? Tabii. Yani terle daha çok sodyum potasyum atarsınız. Saunaya girerseniz biraz ağır metal civanız varsa atarsınız. İşe yarar. Terlemek iyi bir şey. Evet. Ama hastalığa bağlı terlemekten bahsetmiyorum tabii. Karaciğer daha ziyade yağda eriyen gıdaların, toksinlerin, böbrek suda eriyen toksinlerin atıldığı bir yer. Yani böbeğinizde su şeklinde birçok toksini farkına varmadan atıyorsunuz. Ürik asit atıyorsunuz, birçok asidik madde atıyorsunuz. Vücudunuzun asit baz dengesini ayarlamada böbrekler muazzam bir toksin atma organı ve tıkır tıkır çalışır. Ama karaciğer çok daha tehlikeli, riski olan bir lavabo. Tıkandığı zaman safra yapıyor. Safra ile beraber bağırsağı boşaltıyor o toksinleri. O toksinleri atamıyor. O nedenle detoks kürlerinin çoğunda karaciğeri fonksiyonel hale getirmek ve karaciğerin detoksifikasyon görevini yerine getirdiği faz 2 ve faz 4 detoksunu tetiklemek gerekiyor. Onun da en büyük tetikçisi kim biliyor musunuz? Sülfür içeren gıdalar, sistein içeren gıdalar. Yani lahana, yani karnabahar, yani şalgam. Şalgam diyorum. Enginar, zerdeçal, sarımsak. Evet, sarımsak. O grup sarımsak, soğan, organik sülfür, organik sülfür içeren. Direkt kokusuyla bize alarm veriyor zaten. Için, tabii onun için. Buna karaciğer dostu besinlerdi. Buna limonu da herhalde ekleyebiliriz. Limonu ekleyebilirsiniz. Daha ananas ekleyebilirsiniz. Enginar ekleyebilirsiniz. Kiviyi ekleyebilirsiniz. Yine zerdeçal çıkıyor ama karşımıza. Ama zerdeçal tabii çok ciddi bir safra üreticisi. Safra kesesinin boz kasma dışında safra kalitesini de artırıyor zerdeçal. Evet. Bir de 10 düşmanı sıralayalım mı hocam son 2 dakika tabii. İçerisinde? Karaciğer birinci düşmanı egzersiz yapmamak, hareketsizlik, insülin direncini arttırdığı için. Fazla miktarda şeker tüketirseniz, fazla miktarda çakma fruktoz tüketirseniz, fazla miktarda fırın pastane ürünü, beyaz un tüketirseniz, beyaz ekmek tüketirseniz, eğer çok büyük bir toksin olduğu için altını çizelim, alkol kullanmak gibi bir yanlışlığı abartılı olarak sürdürme durumunda olursanız karaciğerinizi sık sık ve çok fazla tokatlamış olursunuz. Gıda katkılarına dikkat etmezseniz çok fazla kızartılmış trans yağ yüklü besinleri karaciğere yollama şanssızlığı yaşatırsanız karaciğerinize, karaciğeriniz bundan hiçbirisinden hoşlanmaz. Evet. Son bir dakika diyor yönetmenim. Haftanın tavsiyesi var. İncinme, incitme sizden geliyor. Güzel bir tavsiye. Ruhani değil mi? Evet. Tavsiye olsun de. Yani benim yeni yıla girerken yayınladığım bir yüzlük liste vardı. Evet. O listede her yıl incinme, incitme benim değil tabii. Bu bizim Sufi Mevlevi geleneğimizin, Bektaşi geleneğimizin önemli önerilerinden biri. Zaten incinmek istemiyorsan incitmemeniz lazım. İncitmezseniz kolay kolay da incinme şanssızlığını yaşamazsınız. Bu şu anlama geliyor. Eleştiri yaparken dozunda kal. Başkaları seni eleştiri yaptığı zaman ona mutlaka reaksiyon göstermek ve sert tepki vermek durumunda olma. Dinlemeyi bil, susmayı bil, anlamayı bil ve her türlü eleştiriye açık ol. Ama eleştiride kıskanç olmak, övgüde cömert olmak bana göre bu incinme, incitmenin en güzel yaklaşımlarından biri. Eleştiri yapmak çok kolay. Ama önce çuvaldızı kendinize, iğneyi başkanınıza batırmanız gerektiği zaman eleştiride kıskanç olursunuz. Kesinlikle. Çok teşekkürler hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yeni dönemde de sizlere hayatın senin elinde diyoruz efendim. Umarız haberler iyi gelir ve dolu dolu hayat deriz, yaşasın deriz bu noktada sağlıkla. Görüşünceye dek hoşça kalın.